Merhabalar. Bugün sizinle peynirli bolovan tarifini paylaşacağım. Bunun için gerekli olan malzemeler milföy hamurları, iki farklı boyuttaki kalıp. Ben kalpli kalıplar kullanıyorum ama siz işte evimde yok derseniz bir su bardağı ve bir çay bardağı ile aynı görüntüyü yakalayabilirsiniz. Farklı şekiller yapabilirsiniz. Bir tane de yumurta sarısı gerekli. Ben içine birkaç damla da zeytinyağı ilave ettim. Milföy hamurlarımız çok çözülmeden işlemlerimizi hemen yapabiliriz. Bunun için ilk önce isterseniz bunları kırarak işle başlayalım. Çok basit. Bunu hemen büyük kalıpla kesiyorum milföy hamurlarını. Biraz don olduğu için zorlayabilir sizi. Ama problem değil. Hemen yapabilirsiniz. Kalıbımı kestim. Hemen fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu artan kalıpları da atmayacağım. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya haşhaş serperek onları da pişireceğim. Onlar da gayet güzel bir atıştırmalık olacak. Biraz önce dediğim gibi benim kalpli kalıbım yok diyorsanız su bardağı ve çay bardağıyla farklı şekiller yapabilirsiniz. Bir tane de bunların küçüklerini keseceğiz. Bunlar üzerlerine çerçeve olarak yerleştireceğiz. Bunları kesiyorum. Kalbi büyük kapla kestim. Şimdi tekrar bu kestiğim büyük kalıbı küçük kalıpla kesiyorum. Bunu çerçeve olarak kullanacağım. Bunlar da minik kalplerimiz. Bu da çerçeve olarak diğerlerinin üzerine yerleştireceğim. Bunları da böyle hazırlayalım. Burada bekletelim. Milföylerin çok çözülmesini beklemeyin. Böyle donken daha güzel kabarıyor sanki. Tekrar çerçeve yapıyorum. Yaparken fırınızı hemen çalıştırın ki ısınsın 200 dereceye kadar. Evet, çerçevelerim de hazır. Şeylerimiz, balavanlarımız hazır. Bunların üzerlerine hemen yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içine birkaç damla zeytinyağı ilave ettim. Ama siz isterseniz ilave de etmeyebilirsiniz. Balavanlar o kadar çabuk hazırlanıyor ki siz çay hazırlayıp demleninceye kadar 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. 10 tane milföy hamuru kullandım. Tabi bu sayıyı isterseniz arttırabilirsiniz. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra büyük kalıbın üstüne şimdi çerçevelerini ilave edeceğim. Koyacağım üzerlerine, yerleştireceğim. Benim kalpli kalıbım yok diyorsanız tabii ki de mutfakta çaylar tükenmez. İsterseniz su bardağı ve çay bardağını da kullanabilirsiniz. Bu çerçeve olarak kestiğim
Mixolinin üzerine de yumurta sarısı süreceğim. Ki isterseniz üzerine susam da serpebilirsiniz. Bunlar kabaracaktır. Mixolya kabaracaktır. Piştikten sonra üzerlerini çatalla deleceğim ki havasını alabilelim. İsterseniz pişmeden de delebilirsiniz çatalla. Evet. Yumurta sarılarını güzelce çürüdükten sonra bunu da silelim. Artan mikrolerimiz vardı. Bunlar mesela küçük küçük kalpler. Bunları da koyalım üzerine, kenarlarına, tepsimizin kenarına. Hatta isterseniz şekilli bile yapabilirsiniz. Bunlar vardı. Bunların da üzerlerine yumurta sarısı sürüp üzerlerine susam serpip atıştırmalık olarak kullanabiliriz. Hatta ben bunları kesersem daha rahat tepsiye yerleştirebilirim. Mutlaka fırınınızı ısıtmayı unutmayın. Çünkü mikrolerin kabarması için o fırının sıcaklığı çok önemli. Bunları da yumurta sarısı sürelim. Ve isterseniz üzerlerine susam serpebilirsiniz. Evet. Bolovanlarımız hazır. Bunları hemen sıcak fırında pişirelim. Fırınımı ben 200 santigrat dereceye kadar ısıttım. Şimdi hemen bolovanlarımı fırına sürüyorum. Sıcak fırında 200 santigrat derecede 10 dakika pişireceğim. Bu tepside de artan milföy hamurlarından kenarlarından çıkanları kestim. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Bir kıvırdım. Bunları da pişireceğim. İsterseniz üzerine bunların da susam serpebilirsiniz. Bunlar da çıtır çıtır harika atıştırmalık olacaktır. Bunu onların pişmiş. Gördüğünüz gibi. Hemen diğer tepsiye de koyuyorum. Mikrolerim çok güzel pişmiş. Bir bakın. Güzelce kabarmış. Bunların içine ben peynir koyacağım. Ama siz ben peynir istemiyorum derseniz farklı iç malzemeleri de kullanabilirsiniz. İşte tatlı krema, meyve koyarsanız tatlı olur. Eğer işte mantarlı seviyorum, kıymalı seviyorum derseniz de farklı iç malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Bunların üzerlerini çatalla deliyorum. Bu kabarıklıkları çatalla gideriyorum. Çatalla bu ortalarını havasını alıyorum. Buraları peynirle dolduracağım. Biraz eğri olmuş ama çok güzel kabarmışlar. Evet. Bu
kenarlarından kalan kısımlar da gayet güzel bir atıştırmalık oldu bunlarda. Bunları da sofraya koyabilirsiniz. Ben içleri iç malzeme olarak süzme peynir kullanıyorum. Ama siz isterseniz krem peynir kullanabilirsiniz veya farklı peynirler kullanabilirsiniz. Bu süzme peyniri eziyorum. Ve içlerine dolduruyorum. Kahvaltı için, çay saatleri için gerçekten harika bir lezzet olacak. Hem çok kolay. Üzeri için de eğer salam seviyorsanız veya sosis seviyorsanız onlarla süsleyebilirsiniz ya da biber koyabilirsiniz. Kesinlikle bu sizin tercihinize bağlı. Ya da üzerine maydanoz, nane, dereotu, ve domates. Bakın. Peynirli balavanlarımız hazır. İsterseniz peyniri domates biberle, isterseniz sade, isterseniz de sosis ile servis yapabilirsiniz. Bunlar da arta kalanlarımız. Yani kenarlarından çıkan parçalar gayet de çıtır çıtır oldular. Kesinlikle 10 dakikada yapabileceğiniz çok harika bir lezzet. Gördüğünüz gibi hem de çok şık duruyor.